Teşekkür ediyorum Berkay. Günaydın Emre. Ahmet. Gaysan da bu cahil acaba? İsimlerin telaffuzu nasıl? Bugün internet bağlantısı biraz daha şey gibi görünüyor ama ses nasıl geliyor bilemiyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çok sorun olursa hafta sonuna falan da aktarılabilir ama bir bakalım yine denemeye çalışalım. Evet bir medeni cesareti olan bir arkadaş bugüne kadar yaptığımız çalışmaları gerekirse benim gibi paint şeyi üzerinden anlatabilir bir ağ oluşumunu. Yani benim bağlantı zayıfsa diğer bir bağlantıdan daha güçlü şey gelebilir belki veyahut da toplantı başlatıldıktan sonra belki diğer merkezi olacağı için sorun olmayabilir diğerlerinde. Ben de şöyle bir izlerim. Hem diğer arkadaşlar sorusu olan olursa olur. Biz de toparlarız. Var mı böyle yaz okuluyla beraber yapay sinir ağını alınca öğrendiklerini bir tekrarlayabilecek? Veyahut da biraz daha müşahhaslaştırılacak olursak ileriye doğru hesaplamada bir örneği kendi kafasına göre giriş katmanına, ara katmanına birkaç hücre koysun, bir değer verelim. Nasıl olduğunu hesaplayalım. Şu anda mesaj gelişi kesildi. Ben de bir kendi attığım mesaj anında yazdı ekrana. Şu anda ses geliyor mu arkadaşlar? Devam ediyor mu? Tamam. O zaman toparladı demek ki. Evet Emre, Ferhat, Ercan ne dersiniz? Şöyle ileriye doğru hesaplamayı nasıl yapıyorduk? Denemek ister misiniz?
Evet, yapay zeka sunumu geliyordur. Bugün geçen hafta son soruda bir nokta virgül şey olmuştu. Bugün bir kısa sınav daha yapacağımızı söylemiştik. Otomasyona da yazdım. Soru hariç şimdi şeyleri de tanımladım. Yapay zeka yaz okulunda müfredatta yapay zeka ile ilgili genel bilgiler verdik. Sonra ders için ön yeterlilik gerekli dediğimiz regresyon basit de olsa regresyon yani onun giriş seviyesindeki en basit kısmı regresyonun araştırılıp öğrenilmesini istemiştik. Buradan neyi ifade ettiğini biraz bahsettik. Sonra yapay sinir ağları konusuna geçtik. Mesela şimdi regresyon deyince normal klasik model olarak son zamanlarda ve yangınlardan sonra da bu sefer yine sesler başladı. Matematiksel olarak belirli bir model ilişki kurulamayan olaylarda yapay sınırıyla girdiler ve çıktılar. Bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler, sebepler ve sonuçlar arasındaki bir ilişki. Şu anda mesela metrekareye düşen yağmur ile oradaki hasarın miktarı arasında bir ilişki olduğunu düşünsek ki var. Yani bir metrekareye ne kadar fazla yağmur düşüyorsa tabii o metrekareye düşen yağmur önemli bir faktör. Bir de bunun ne kadar sürede düştüğü bir faktör, ikinci faktör diye düşündüğümüzde bunların karşılığında verdiği herhangi bir hasarla ilgili can kaybı ile ilgili ve benzeri gibi şeyler arasında bir ilişkiyi yapay sınırıyla şey yapılabilir. Şimdi burada da tabii olaya etki eden faktörleri doğru belirlemek önemli. Yoksa bu sihirli bir şey değil. Yapay sinir ağları için de yine bir kara kutu benzetmesi yapmış idik. Girdilerle çıktılar arasında bir ilişkiyi kuruyor. Fakat insan beyninde olduğu gibi bunu nasıl kurduğunu izah edemiyor gibi. Arası karanlık mantığıyla şey yapan. Daha sonra bir yapay sinir ağ hücresini tanıdık. Bu hücreler nelerden oluşuyordu? Yapay sinir ağ hücresi. Bir yapay sinir ağ hücresi nelerden oluşuyor? Hücre nelerden oluşuyor? Yapay sinir ağ hücre ve hücrelerin bağlantıların birbirleriyle olan bağlantılarından oluşuyordu. İnsan beynine benzer bir şekilde. Evet. Evet, yani bilmediğiniz ne varsa dökün ben hepsini yerli yerine koyayım ondan sonra. Kafanızda karman çorman olmuş oldu. Bu tekrarları da zaten şu anda verdiğiniz cevaplar gibi tam anlaşılmıyor diye tekrar tekrar oturtmaya çalışıyoruz. Yaz okulu sonucunda aldığınız bir dersin içeriğini anlayın diye. Evet, girdi ara katman ve çıkış katmanı çok katmanlı yapay sinir ağının modeli MLP. Alihan Zorbas. Teşekkür ediyoruz. Sen olsun kurtardın yani. Multilayer perception dediğimiz çok katmanlı yapay sinir ağının bir girdi katmanı, bir çıktı katmanı vardı. En az bir de ara katman olduğunda bu çok katmanlı yapı oluşturuyordu. Ramazan'ın belirttiği toplama fonksiyonu ve dönüşüm fonksiyonu, summation ve activation function, transfer function dediğimiz şey, yapay sinir ağının Alihan'ın belirttiği 5 temel unsurdan 2 tanesi. Yine girdi dediğimiz şey, bu bileşenlerden bir hücreye bir dışarıdan bir mesaj geliyor.
O mesajın o hücre üzerinde bir ağırlığı var. Farklı hücrelerden gelen mesajları ağırlıklandırılarak toplayan bir şey var. Dolayısıyla girdiği ağırlık ikinci bileşen. Toplama, gelen mesajları toplama farklı yöntemlerle. Sonra da dönüşüm fonksiyonu ve bu dönüşüm fonksiyonunun çıktısı da çıktı olmuş oluyor. Metinde söylediği gibi Tatar'ın beş şeyi özetlemiş oldum. Ondan sonra hücreyi anladıktan sonra bu hücreleri birleştirerek bir ağ oluşturuyoruz. Peki biz bu ağı neden oluşturuyoruz? Yapay bir ağ neden oluşturuyoruz? Elimizdeki bir mühendislik problemini çözmek için. O zaman en çok kullanılan, en sık kullanılan yöntemlerden birisi de yapay sinir ağında çok katmanlı yapay sinir ağ mimarisi. Burada en az bir girdi katmanı, bir çıktı katmanı ve arada da en az bir tane katmandan bahsediyoruz. Şimdi öğrencilerin yine karıştırdığı yaygın şeylerden birisi ara katman ile ara katmandaki hücre sayısı. Yani şöyle bir yapay sinir ağlarında modelleri de 3, 5, 2, 1. Bu futboldaki ne de benzedi mi? 8, 10, 11. Heh, tam futbol şey oldu. 11 fazla olmadı gerçi. Kaleci var, şey oldu. Şimdi burada arkadaşlar iki tane ara katman var. Birinci giriş katmanı 3, çıkış katmanı da 1. 3, 5, 2, 1 gibi iki ara katman. Yani iki ara katman ayrı bir şey. Her katmandaki hücre sayıları ayrı bir şey. Birinci ara katmanda 5, ikinci ara katmanda 2. Toplam ara katmanlarda bu modelde 7 hücre olduğunu görüyoruz. Şimdi yapay sinir ağ ile modelleyebileceğimiz bir örnek problem, belirli bir olaya etki eden faktörler ve sonuçlar üzerinde düşündüğümüzde burada girdi ve çıktı katmanındaki hücreleri şey yapalım. Yine bir örnek şey yapalım. Bir evin elektrik, su ve doğalgaz faturası evin metre kare kişi sayısı cephesi ve yalıtım durumu ile ilgilidir dese bir evin elektrik, su ve doğalgaz faturası, evin metrekaresi, evde yaşayan kişi sayısı, cephesi ve yalıtım durumu ile ilgilidir desek. Bunun için bizim elimizdeki bulunduğumuz şehirden örnekleme 100 tane dairenin verilerini alsak, yani 100 tane evin elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası ne kadar gelmiş, bu ev kaç metrekare, bu evde kaç kişi yaşıyor, cephesi ne, kuzey cephe mi, güney cephe mi, yalıtım durumu nasıl, yalıtımı var mı yok mu ve benzeri gibi. Bunlar tabii çeşitlendirebiliriz daha. Ara kat mı, son kat mı, giriş kat mı ve benzeri gibi şeylerde etki edecektir. Evin yapısı, ahşap, betonarme gibi arkadaşlar. Şimdi böyle bir gerçek verileri kullanarak bir şehirde bir evin elektrik, su ve doğalgaz faturasını tahmin edecek bir yapay sinir ağı oluştursak, bunun için bir çok katmanlı yapay sinir ağı mimarisi oluştursak, bir katmanında kaç hücre koymamız gerekir? Bu problem için bir yapay sinir ağ modeli geliştirsek. Ahmet Tatar, Celal Erdem, Mahmut Karas, Furkan Ayvaz,
Neresiniz? Ekranda mesaj görünüyor mu? Ya benim saydığım kişiler çok şey değil. Soru ortada. Slide görünüyor. Mesaj ekranındaki mesajdan bahsediyorum. Şu anda siz de diyorsunuz ya. Evet, üç katman derken katman hücre hepsini birbirine karışıyor. Zaten buna çok katmanlı bir yapay sınıra kuracaksak en az üç katman gerekiyor. Evet, girdi üç tane diyor. Peki çıktı kaç tane olacak? Evet, böyle olunca Ramazan kaç tane hücre gerekir? Yapay sınır modelinde. Evet, tabii ki dört tane girdi olur. Peki burada kaç tane çıktı olur bu yapay sınırlarına? Üç tane de çıktısı olur. Peki bu yapay sınırlarının bu dört nereden çıktı ya? Faturadan çıktı dediğimiz bunların tutarı faturası. Faturası, doğalgaz faturası hepsi bunların miktarını bahsediyoruz çıktı olarak. Yani aylık 40 lira faturası geldi, 70 lira elektrik faturası, 120 lira doğalgaz ve benzeri gibi. Evet, şimdi ne yaptık? Ramazan ara katmanda kaç hücre oldu? Hocam iyi günler. Bence ara katmanda hocam sayısı belli değil hocam. Hani 5 de olur, 10 da olur, 20 de olur. Onu tam bilemiyorum hocam, emin değilim. Evet, yani biz bir başlayabiliriz. Yani 5 hücre koyarız, bir çalışma yaparız. 7-8 tecrübeye dayalı. Yani burada kesin bir şey yok. Ama girdi ve çıktı katmanımız kesin. Yani girdi de 4 tane olacak, çıktı da 3 tane olacak, ara katmanda da 3 olur, 5 olur, 8 olur. Çok fazla işlem yapmak isterseniz 50 olur, 100 olur, 1 olur. Şey değil arkadaşlar. Evet, ara katmandaki hücre sayılarını buradaki biraz katmanla hücreyi karıştıran şey yapanlar arkadaşlar için biraz bir şeyler benzedi gibi. Evet, şimdi daha sonradan şimdi burada elimizde bir örnek almıştık. İşte burada 10 tane arabanın yaş kilometresi ve fiyatı vardı. Az önce konuştuğumuz örnek ise 100 tane evin metrekaresi, kişi sayısı, cephesi, yalım durumu ile elektrik, doğalgaz faturası verileri olarak gerçek veriler. Bizim öğrettiğimiz yapay bir yapay zeka teknolojisi bunlar ilişkiyi öğretiyor. İşte nereden öğrenecek? Elimizdeki bu 100 tanenin verisinden öğrenecek. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak için yapacağız. Bir normalizasyon formülüyle yani evin durumu yalıtım var 0-1 güney cephe, kuzey cephe, güneybatı, kuzeybatı ve benzeri gibi evin cephenin bilgileri var. Bir taraftan da evin metre 120, 130, 170
110 gibi rakamlar var. O zaman bunlar elma birisi armut gibi olacak. Yani bunları normal hepsinin sıfırla arasında temsil ettik. Kuzey cephe, güney cephede de 0-1 diye yine normalize ederken öbür tarafta da 75 metrekare bir daireyi 0-35 olarak normalize edebiliriz. Normalize edeceğiz. Evet, sonucunda da normalize değerler gelecek elimizde. Ondan sonra da elimizde herhangi bir örneğin başlayarak yapay sinir ağı öğretmeye başlayacağız. Daha önceden belirttiğimiz işte biz genel ismi toplama fonksiyonu burada farklı hücrelerde gelen ağırlıkları farklı şekillerde toplama, gelenme toplama yöntemi. Burada toplam yani her bir girdinin ağırlığıyla çarpılması, her bir girdinin ağırlığıyla çarpılıp hep birlikte çarpılması, gelen girdilerden ağırlığıyla çarpıldığı zaman maksimumunu alınması, minimumu alınması, çoğunluğun alınması, kümülatif ve benzer gibi birden çok şeyler var idi. Yine aktivasyon dönüşüm fonksiyonlarında da birden çok şeyler kullanılıyor idi. Biz bu kısa yaz dönemi yazı okulu müfredatı içerisinde, normal gerçi dönem içerisinde de böyle yapıyoruz. Şu ana kadar çok farklı şey söylemedik ama anlaşılmasında da zorluk olduğunu görüyoruz. Onun için belirli sık kullanılan şeyler üzerinde onu anlaşılsın devam ederiz düşünüyoruz. En çok kullandığımız fonksiyon sigmoid fonksiyonu olmakla beraber bunun dışında adı fonksiyonu belirli bir eşik sıfırdan küçükse sıfır, sıfırdan ise bir gibi sadece iki değer üreten bir fonksiyon. Sıfırdan küçükse sıfır, küçükse bir, bir sıfırla bir aradaysa aradaki değer, birden büyükse bir falan gibi bir eşik değer fonksiyonu tanımlanabilir. Tanjant hiperbolik aktivasyon fonksiyonu ve benzeri gibi fonksiyonlar da var. Bunlar da fonksiyonların girdiği şey. Yine önceki haftalarda vurguladığım hususlardan birisi eksi bölgeler için sigmoid fonksiyonu 0 ile 0,5 arasında, artı bölgeler için 0,5 ile arasında değerler ettiğini de hatırlatma olarak yapmıştık. Evet, son kısımlarda biraz daha seri konuş. O geliyor mu, kesik kesik mi? Onu bir soralım. Evet, bu da işte bir tadını kaçıran bir husus. Evet, şöyle bir yine ağ topografisi üzerinden anlatalım. Ekrandaki görülen işlemlerde falan anlaşılmayan bir husus olursa tekrar sorarsınız. Bir dakikalık bir evet, A modeli kısmında girdi katmanı, ara katman ve çıktı katmanı az önceki belirttiğimiz örnek üzerinden de konuştuğumuzda en azından bazı arkadaşların bu konuyu anladığı, yani bizim verdiğimiz mesaj anlaştığı ortaya çıktı. Tekrar kafasına takılan olursa sorabilir. Verdiğimiz bir örnek nasıl yapay sınavı oluşturduğumuz dediğimizde şey yaptık.
Evet, az önce bir bağlantı koptu, tekrar geldi, gösterdi. Bu sonrasına yardımcı olmak ve konuyu tekrar etmek adına geriye doğru hesaplamaya da geçiyor idik. Fakat bu internet şartlarında geriye doğru hesaplamayı anlatmayız. Görsel üzerinden tek tek doğru hesaplamanın adımlarını, işlemlerini gösteriyoruz. En azından görselde bir sorun yaşarsa onu anlamada tekrardan en azından mesaj ile sorarsınız. O konuyu da açıklarız. Evet. İleriye doğru hesaplama dediğimiz süreç, yapay sinir ağının bir yapay sinir ağına geri verdiğimizde oradan ileriye doğru hesaplamalar yaparak ya ağın çıktısını, ağın tahminini, sınıflandırmasını bulma konusuna biz ileriye doğru hesaplama diyoruz. İleriye doğru hesaplamaları yapabilmek için bizim bir girdilere ihtiyacımız var. Bu girdi dediğimiz husus bizim normalize ettiğimiz değerler. O elimizde olacak. Peki bu çıktıyı elde edebilmek için bizim diğer bir şeye ihtiyacımız var. Oluşturduğumuz ağdaki ağırlık değerleri ne ihtiyacımız var? Zaten biz yapay sinir ağında da bu ağırlık değerlerinin ne olması gerektiğini bulmaya çalıştığımız bir süreç, öğrenme dediğimiz. Bunu daha sonradan anlatacağız arkadaşlar. Vizeden sonraki, geriye doğru hesaplamadan sonraki süreçte de öğrenme dediğimiz kavramın yapay sınavda neye karşılık geldiğini anlatacağız. Şimdi ilk olarak burada ağdaki ağırlık değerlerini ihtiyacımız olacak. Bu ihtiyacımız olan ağırlık değerlerini tamamen rastgele olarak belirleyeceğiz. Yani bunu rastgele belirler iken 0 ile 1 arasında belirleyebiliriz. Eksi 1 ile artı 1 arasında, eksi 5 ile artı 5 gibi farklı şeyler arasında belirleyebiliriz. Bunlar tamamen tesadüfi. Bunlar için tabii programlarda Java'da metrandum diye, şeyde MATLAB'da VND diye hazır fonksiyonlar var. Biraz ilgi gösterip gayret eden şey yapanlar olsaydı ben bunlarda MATLAB kodlarını falan da gösterecek idim. Fakat şu ana kadar pek fazla ilgi olmadığı için ben de o konulara dönüşürüz, MATLAB'da falan gibi şey yapacağız. Ama ilgi olmayınca da bir anlamı yok. Zaman israfı oluyor. Evet, ne yaptık? İleriye doğru hesaplamayı yapabilmemiz için buradaki ağırlık değerlerini rastgele belirledik. Peki sınav ortamında, tabii bu sınav ortamında ağırlık değerlerini zaten soru sorulurken size verilmiş olacak. Kendi kafanıza göre bir ağırlık değeri vererek hesaplamayacaksınız. Şimdi burada ileriye doğru hesaplamada arkadaşlar ilk katmandan, giriş katmanından başlayarak kademe kademe hesaplamaları, çıkış değerlerini bulup katmandaki diğer hücreye geçiyoruz. Birinci katman, giriş katmanında ilk hücrenin çıkış değeri, ikinci hücrenin çıkış değeri, daha sonradan ara katmandaki ilk hücrenin gelen mesaj toplamı çıkışı gibi böyle devam edeceğiz. En son katmandaki en son hücrenin işlemlerini yapıncaya kadar. Şimdi burada arada bir soru soralım. Deminki örnek anlaşılmıştı. Şöyle bir bakalım. Evet, yine şeyleri çizmeyelim de şekil üzerinde şey yapsak diye demiştik. Az önce anlattığımız arkadaşlar konu vardı. Evin metrekaresi, kişi sayısı, yalıtım durumu ve benzeri gibi şey olduğunu düşünelim. Şimdi yalıtım durumu ile ilgili hücre üzerinden konuşacak olursak bunun girdisi 0-1.
Yani yalıtım varsa var olan bir örnek için 1, olmayan örnek için 0 olduğunu düşünelim. Bakalım cevap gelecek mi? Konuyu anlaşılmış mı? Veyahut da konu anlaşılsa bile ses iletişimi var mı bilmiyorum. Şimdi girdi katmanına koyacağımız hücre sayısını 4 demiştik. Bu 4. hücre yalıtım durumu idi. Bu yalıtım durumu yalıtım olan bir ev olsa, bunun da normalize değeri 1 olsa 4 numaralı hücrenin, bunu girdi katmanındaki bu çıktısı kaç olur? Ara katmandaki hücrelere ağırlıklarını bilmemiz gerekir mi? Hem sesin gelip gelmediğini evet. Peki elimizdeki değer 1 ise yani çıktısı da 1 olur. Evet, ses de geliyor. Konuda anlaşılmış demektir. Evet, ileriye doğru hesaplamada girdi katmanındaki hücrelere özel bir işlem yapıyoruz. Burada toplama ve dönüşüm fonksiyonu uygulamıyoruz. Çünkü bu dış ortamdan direkt veri alıyor. O bir ağırlık söz konusu değil. Dolayısıyla girdi katmanındaki girdi neyse çıktı budur. Yani birinci adımda çok kolay çıktılarını bulduk hemen. Sonra ikinci katmandaki, şimdi burada yine ben şey yapan arkadaşlar için soracak olursak, bu 1 ile 4 arasındaki -2,6 nereden geldi? 1 ile 4 arasındaki -2,4 nereden geldi? Rastgele değer. Evet, tamam. Teşekkür ediyorum. Yani bunu başlangıçta belirlemiştik. Şimdi bir sonraki aşamada arkadaşlar ne yapacağız biz? İleriye doğru hesaplamada ara katmanla gelen hücrelerin gelen mesaj toplamlarını bulacağız. Yani 3 numaralı hücreye kaç yerden bilgi geliyor? 1 ve 2'den geliyor. Burada 1'in çıktısı ne? 1'in çıktısı 0,1, 3 için bir girdidir. 2'nin çıktısı 0,35, 3 için bir girdidir. Yani bir hücrenin çıktısı diğer hücrenin girdisini oluşturur. 4 numaralı hücrenin çıktısı ne olacak? 6 numaralı hücrenin neyi olur arkadaşlar? 4 numaralı hücrenin çıktısı 6 numaralı hücrenin nesi olur? Babaannesi mi? Girdisi hocam. Girdisi olur. Evet. Bunlar önemli. Yani özellikle şu şekilde ayırdım. Bazen arkadaşlar zannediyor ki mesela bir numaralı hücrenin 3 tane çıktısı olur zannediyor. 3 farklı. Hayır, bir numaralı hücrenin tek çıktısı olur. Bakın şu anda ben dersi anlatırken bir konuyu anlatıyorum. Benden bir çıktı var. Herkese ayrı ayrı bir bilgi falan vermiyorum. Tek bilgi veriyorum. Ama bazı arkadaşlardan hemen konuyu anlayarak geri dönüşler alıyoruz. Bazı arkadaşlardan alamıyoruz. Yani bizim burada farklı olan ne? Benim anlattığım şey aynı. Fakat anlatılanın kişiler üzerindeki etkisi farklı gibi. Birisi bir haber yorumcu ve benzeri gibi şeylerde, insanlarda da mesela televizyonda bir yorumcu çıkıyor. İşte Fatih Altaylı gibi bir Fatih Altaylı'nın yorumu üzerine birisindeki etkisi tamamen pozitif ve o ne derse onun dediğini birebir tekrar eden bir yaklaşım. Bir başkası üzerinde o ne derse ben bunun zıttını şey yaparım. Veyahut da onun dediğini önemsemem benim için sıfırdır ve benzeri gibi. Yani burada verilen mesaj aynı, çıktı aynı. Fakat buradaki karşı taraftaki ağırlıkları farklı olarak düşünebiliriz. Evet. Bu 4 numaralı hücrenin altında yeşil ile gösterilen 4 numaralı hücreye gelen mesajlar toplamını içerdiğine göre bu nelerden oluşmaktadır? Nereden bulunmuştur bu? 0825 neyi ifade etmektedir? Onu bir soralım bakalım arkadaşlara. Sesle cevap veren olursa tabii az önce arkadaşlar gibi Ramazan da herhalde daha iyi oluyor. Size de asgari ücreti sorun.
Seni benden. Evet, 4 numaranın altındaki 0825 nereden geldi arkadaş? Ne diyor? 4 numaranın. Bence de. Ama işte Haziran bunu zorlayacak. Cep telefonu bile mikrofonu açıkça yapmak kolay. Takılmak. Ben onu buradan gösterdim. Yoruma gidiyorum. Ben söyledim de anlaşılmadı diyen varsa diğerine geldi de. Murat Sezer sesini açıyor ama şey yok. Hocam ben soruyu duyamadım. Kaç 4 numaranın altındakiyi anlamadım gerisi. Hocam ses gitti. Geliyor evet. Evet soru 4 numaralı hücredeki gelen mesaj toplamı nereden geldi demiştik. Bir tane arkadaşımız doğru bir şekilde cevapladı. Yani 4 numaralı hücre birden mesaj alıyor. Birin çıktısı 0,1, 4 için girdi 0,1 olur. 0,1 çarpı 2,6 2'den mesaj alıyor. 2'nin çıktısı 0,35 çarpı 3,1 dediğimizde bu ikisini topladığımızda arkadaşlar 0,825 değerine ulaşıyoruz. 5 numaralı hücre içinde benzer şekilde baktığımızda 1 numaralı hücreden gelen 0,1 çarpı 1,4 0,35 çarpı 3,4 dediğimizde de burada 1,33 rakamına ulaşıyoruz. Yani ileriye doğru hesaplamadaki ikinci adımda ara katmandaki hücrelere gelen mesajlarını topladık. Sonra hücrenin bileşenlerini hatırlayacak olursak hücrelerdeki kendisine gelen mesajları bir dönüşüm fonksiyonundan çıkartarak şey yapıyor idi. Bu durumda da sigmoid fonksiyonunu kullanıyoruz. Eğer aksi belirtilmemiş ise sizler için de yapay sinir ağlarıyla ilgili bir hücreye gelen mesaj toplamı diyorsak toplamaya göre kullanacaksınız. Yani maksimum, çarpım veyahut da işte minimum gibi özel belirtilmemişse toplama. Dönüşüm fonksiyonunda da özel bir fonksiyon, step fonksiyonu, eşik fonksiyonu ve benzeri gibi belirtilmemiş ise arkadaşlar o zaman da sigmoidi kullanacaksınız. Sigmoid fonksiyonu 1 bölü 1 artı e üzeri eksi. Yani en çok yine yanından şeylerden birisi formülün içerisinde eksi var. Bazen eksi değerde olduğu zaman bu artıya dönüşüyor. Onları arkadaşlar kurgulayamayabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani benzer şekilde 3 numara yine 4 numaralı hücrenin çıktısı olan 0,6953 nereden geldi diye sorarsak 0,6953 nereden geldi? Bakalım buna hızlı bir şekilde herhalde cevap verirsiniz. Neyin sigmoidi? Formülü yazabilirsiniz. 1 bölü 1 artı e üzeri eksi 0,825. Evet. Bu şekliyle oldu. Bunun değeri 0,6953 imiş. Siz de gerek hesap makinalarınızı, gerek Excel'inizi kullanarak bu değerleri şey yapabilirsiniz. Yine yaptığınız çalışma doğru muyu test etmek için de bu değerleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir yanlışlık varsa da ya burada işte sizin slide'da şu görünüyor
Şimdi neden bir daha tekrar edeyim? İnsanoğlu bir yanlışlık olabilir. Onları da düzeltiriz gerekirse. Yani eksi 1,385'i koyduğumuzda 0,20002, 0,85 koyduğumuzda 0,69, 1,33 koyduğumuzda 0,79. Burada sigmoid fonksiyonunun yapısı gereği. Bakın eksi değer, yani eksi 1,3, 0,20 çıkmış. Yani 0,5'ten 0,30 uzağında. Eksi 1,33 değeri de 0,79 çıkmış, pozitif. Ne demiştik biz? Sigmoid fonksiyonunda 0 olursa 0,5 olur. 0'ın altında eksi değer olursa 0,5'ten küçük olur. Bakın 0'ın altında eksi 1,385 olduğunda değer 0,2 oldu. 0'ın üzerinde 0,825 olduğunda da 0,5'in üzerinde bir değer olduğunu gördük. Peki bundan sonra ne yapacağız? İleriye doğru hesaplama bitti mi? İleriye doğru hesaplamanın bir sonraki adımı ne diye sorduk. Evet, Ercan'la Alihan'a teşekkür ediyoruz. Ne yapacağız? Artık ara katmanın çıktılarını elde ettiğine göre ara katmandaki hücrelerin çıktı katmandaki ağırlıklarla çarparak, yani 0,20,02'yi 0,1 ile 0,69,53'ü 0,6 ile 0,79,08'i eksi 0,5 ile çarparak 6 numaralı hücrenin toplam değerini bulacağız. Bakın burada bulduğumuzda da 0,04 1178 değerini bulduk. Bu pozitif büyük bir rakam bekliyoruz. Gerçekten de 0,5'ten büyük bir rakam. Ama 0,04 olduğu için yüzdelik hanesinde ancak değer olduğu için de 0,5'ten çok büyük değil. Hemen 0,5'ten bir sonraki 0,50 yerine 0,51 gibi küçük bir artış olduğunu da fonksiyon çıktısında görüyoruz. Evet, şu anda mevcut ekranda gördüğünüz yapay sinir ağında 5 numaralı hücre olmasa idi, diğer yapı tamamen aynı, 5 numaralı hücre olmasaydı veyahut da 5 ile 6 arasındaki ağırlık 0 olsa idi, ağın çıktısı ne olurdu? Evet, ben hiçbir hesaplama yapmadan Murat Sezer'in cevabının yanlış olduğunu düşünüyorum. Alihan'ın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ercan'ın doğru olma ihtimali var. Neden? Bakın
eksi yönde zaten onun ağırlığı eksi 0,5 idi. Ağırlıkları aşağı çeken bir şeydi. Yani 0,04 gelen mesaj toplamı eğer eksi değer olmasaydı daha da büyük bir değer olurdu. Görüneceği gibi. Dolayısıyla 0,04'ten daha büyük olduğunda zaten sıfırdan büyük bir sayı, pozitif sayı, daha da pozitif sayı artacak. O zaman 0,5'ten bir kere şey olması lazım. Büyük olması lazım. Onun için 0,5'ten küçük rakamları direkt reddettim. O zaman 6 numaralı hücreye gelen mesaj toplamında 0,20, 0,1 ile 0,69, 0,6 ile çarpılacak. Önce gelen mesajları toplayacağız. Yani bu 0,04 buna bağlı olarak 0,10 küsürlerde, belki küsürlerde yüksek bir değer çıkacak. Onun da sigmoid çıktısı 0,60 civarında olabilir. Gelen mesaj toplamında yazarsa şey, Ahmet yazmış. Evet, iki tane artış 75 dediğine göre yani aşağı yukarıda o kadar artması lazım. Muhtemelen 60-75 sonucu doğrudur arkadaşlar. Yine görsel olarak şu şekilde bir aynısını Excel formatını tasarlayarak 0,1, 0,35, 0,2 yani bunları ayrı ayrı bir Excel'de hücrelere koyup bu işlemleri sizler de tanımlayabilirsiniz diye. Bunları ben bu şekliyle örnek adım adım Excel'deki sonuçlarıyla bir numaralı hücrenin çıktısı mavi hücreler çıktığı sarılar ağırlığı yeşiller toplamı gösteriyor. Kırmızı ise hücre gösteriyor diye baktığımız zaman hücrenin 0,1 girdisi varsa çıktısı 0,1, 0,35 ise 0,1 kolayca bulduk. Bunları çarparak hesapladık. Henüz 6. katmandaki yeşili bu aşamada hesaplamadık. Nedeni de daha 3,4,5'in çıktısını elde etmemiştik. 3,4,5'in çıktısını bulduktan sonraki bir sonraki aşamada altının toplamını ve çıktıya bu şekliyle ulaşabiliriz. Şimdi tabii Excel'le de yani ileriye doğru hesaplamanın Excel'le de bu şekliyle yani bu biraz görsel ağ yapısına da uygun. Yoksa bunların hepsini yan yana birbiriyle karıştırmadan satırlar şekliyle yapsanız olur mu? Olur, hiç problem yok. Bir de tabii burada yapay sinir ağı için siz Excel'de bir tasarım yaptınız. Şu andaki tasarım bizim neye göre? Hangi ağa göre bir tasarım? Yapay sinir ağ modelini bir yazın bakalım şu andaki ekrandaki. Evet, 2-3-1 modeli doğru Berkay'ın söylediği. Eğer siz biz burada yapay sinir ağında 2-5-1'e döndüğümüzde ara katmanda 3 hücre daha olacak. O zaman yapılacak ekstra Excel'de şeyleri ayarlamamız lazım. Yani Excel'de belirli sabit bir yapı için model kurmak kolay. İşte 3-5-7-2 dersiniz, kurarsınız bir modeli, ondan sonra sürekli onlar üzerinden çalıştırırsınız. Fakat girdi kattaki hücre sayıları, çıktı katmandaki hücre sayıları, ara katmandaki hücreler değiştiği zaman Excel'i komple değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu Excel farklı formatlarda programlama için çok doğru bir örnek değil. Ama yapay sinir ağının işleyişini anlatmak adına güzel bir örnek arkadaşlar. Yapılamaz mı? Yapılabilir ama işi uzatıyor. Bunun bir sonrakinde ne yapabilirsiniz?
Evet, devam ediyoruz. Tabii burada kodlama ile bu işlemleri yaptığınızda arkadaşlar direkt ara katmandaki hücre sayılarını, çıktı katmanı, giriş katmanlarını esnek yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla problem değiştiği zaman işlemleri de kolay bir şekilde sadece değişkenleri değiştirerek işlem yapmanız kolay. Evet, burada da anlaşılmayan bir husus var mı? İleriye doğru hesaplamanın sayılarını yapmış olduk. Evet, bu A için bir iki tane daha genel soru soralım. Bakalım konu ne kadar anlaşılmış, onlara göre şey yapalım. Burada giriş katmanında arabanın fiyatını etki eden faktör kilometre ve yaşın ötesinde bir de diyelim ki vitesi etki ediyor. Gerçekte zaten bu otomatik vites mi, düz vites mi? Bir de gazlı olup olmadığı etki ediyor diye düşünsek. Bu yapay sınır ağında kaç tane daha ilave ağırlık kullanmamız gerekir? Veya ağırlık kullanmamız gerekir mi? Mevcut ağda iki değişiklik yaptık. Diğer ara katman yapısı, ara katmandaki hücre sayısı. Evet, bağlantı bir gidip geldi gibi. Şu anda var mı? Evet, mesaj geldiğine göre ses de geliyor olabilir. Evet. Ha, görüntü gitti dediğin şey tamam. Yok, görüntü de var gibi ama. Evet. Şimdi buradaki ekrana iki tane daha giriş katmanlı hücre eklesek, yani bağımsız değişken sayısı 2'den 4'e çıksa vites durumu ve yakıt durumu ile ilgili ara katmanda bir değişiklik öngörmemiştik. Bu ilave olarak iki tane hücre de ara katmandaki üç hücreye bağlanacak. Peki bu hücreler çıkış katmanına bağlanacak mı? Yok.
ara katmanla çıkış arasında bir değişiklik yok. Sadece ara katmandaki 3, 4 ve 5 numaralı hücrelere şey yapacak. Peki bunun üzerinden yine devam edelim. Yeni senaryoya göre 5 numaralı hücreye kaç yerden bilgi gelecek? Evet, 4. Tamam, sorular seri bir şekilde herkes konuyu kavradı gösteriyor veyahut da kavrayanların hızlı bir şekilde olduğunu gösteriyor. Diğer arkadaşlar da cevap veren arkadaşları görüyorlar. Anlayamadıkları konusunda ya sen hızlı cevap veriyordun şu nasıl oluyor falan diye o arkadaşlara soru sorabilirler. Evet, pazartesi günü sınav var. Aynı zamanda ders de var gibi görünüyor. Ders de artık vizeye dahil olmamakla beraber geriye doğru hesaplama konusuna giriş yaparız. Bugünkü internet bağlantılarında şeyler de var. Şu kısmı biraz daha tekrar edelim dediğiniz bir husus varsa... Zaten sınav hakkında baştan beri bilgi veriyoruz. Kısa sınavlarda da yaptık. Yani bugün genel bilgi anlamındaki kısımda yapay sinir ağlarının, yapay zekanın neyle ilgilendiği ile ilgili temel doğru yanlış bilgi şeklinde cevaplanabilen sorular olacaktır. Soru veyahut da sorular. Başka normalizasyon konusunu gördük. Verilerin normalize edildiği geçen hafta soru sorduk. Başka toplama, dönüşüm, hücrelerdeki bir hücreye gelen mesajlardaki toplam dönüş değerlerinin ne olduğu, çıktısının ne olduğu, hangi fonksiyona göre ne olacağı ve benzeri gibi bunları şey yaptık. Bunların ötesinde de dersin başlangıcında da örneğini yaptığımız bir gerçek vakadaki elimizdeki bağımlı değişken bağımsız değişkene göre ağ oluşturma, ağ topolojisi oluşturma konusu var. Bunlardan yine aynı şekilde şey yapılacak. Açık uçlu metin yazılı veyahut da sisteme doküman yükleme şekliyle bir soru olmayacak. Direkt sorulara doğru yanlış seçmeli veyahut da İşte rakam değerini hassasiyetine göre nokta ve virgülle girme şeylerine dikkat ederek yapılacak. Şimdi bu geçen hafta verdiğiniz cevaplarda virgül ile doğru cevap verip de sistemin kabul etmedikleri var. Ona ilişkin düzeltme yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak o soruyu iptal edip şu andaki tamamını yenisini kullanacağız. Geçen haftadan elde ettiğiniz tepkilere göre de nokta ile gireceksiniz verileri. Halbuki orada da sistemde de aslında virgül ileydi ama ben de anlamadım şeyini. Başka da vereceğim bir şey yok. Yani tabii ki tam sayı vermek gibi mümkün değil. Onu ne yapabiliriz? Binle çarpımını geçen sene soru olmamıştı. Slide sisteme yüklemeyeceğim. Virgülden sonra kaç hane olduğunu yani o virgülden sonraki hassasiyette de işte 0,1 hatayı kabul etme gibi şey yaptığımızda sorun çıkmamıştı. Onu şey yapabiliriz.
Peki 45'te sınav var. Şimdi ben bir sistemi şey yapayım. Sesi kapatayım. O soruları bir organize edip kendi içinde bir test edeyim. Sorunuz olursa yazarsınız. Soruya virgülle şeyle girin de diye de yazarım ben. Ama nokta ile girmeniz gerekiyor. Orada mesajda sınav esnasında virgülden sonra kaç haneye gireceğinizi yazayım. Sorun olmaz.
Evet arkadaşlar, virgülle ve noktayla girilen her iki cevabı da geçen haftada da tam doğru şekliyle çevirdim. Şu anda sisteme de yansımıştır zaten. Görürsünüz. Ama vize sınavından önce biraz moral olsun diye derse katılımlar falan da olmuştu. Onun için çok kolay şey yapmıştım. Vize de biraz daha zorlaşacaktır. Geçen haftanın sorusunu iptale gerek kalmadı. Yani sistemde bir yanlışlık olduğu zaman geriye dönelik olarak bunları düzeltme kolaylığı var. Bunları da düzelttik şu anda. Sınav için de yaklaşık 2 dakika kaldı. Sizlere başarılar diliyorum. Bir sorun yaşarsanız buradayım. Ses geliyor değil mi son konuştuklarımda? Hocam merhabalar. Merhaba, devam açmayacağız. Kısa sınav var zaten, söylemiştik 45'te. Hocam kısa ben sınav... de üzgünüz, bu sınava erişilemez diyor da. Daha başlamadı süre de onun için. Bir dakika için. Var. Tamam. Ayrıca da yoklama yapmayacağız. Bu yoklama yerine de geçecek. Geçen haftanın şeyinde telafi ettik. Virgülle, noktayla, her tür girişle yapılanı. Hocam virgülden sonra kaç sayı koyacaktık hocam? Soru da şu anda yazdık. Bir tanesi virgülden sonrası çok uzamadan çıkıyor. Onu o şekliyle girersin. Bir tanesi de virgülden sonra kaç hane girileceğini yazdım. 4 hane olarak diyeyim. Şu anda başlamıştır sanıyorum sınav. Başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam virgül kullanıyorduk değil mi? Nokta değil. Hocam virgül girdik değil mi? Ya virgül girdim de ben ilk soru için.
Hocam sesimiz geliyor mu? Hocam duyabiliyor musunuz? Mikrofonumuz kapalı ama nokta mı kullanacağız cevaplarda, virgül mü?